Arkadaşlara selamlar. Bugün yapacağımız videoda muhteşem sürprizler var. Bu videoyu izleyip like'larla, yorumlarla ve kanalımıza abone olarak destek olan tüm arkadaşlar çekilişe katılabilecek. Onların arasından çıkacaklar 3 tane kamış, 3 tane makine. Bunlar tamamı %50 fiyatla alınacak. Yani makine de, kamış da üzerlerindeki iplerle birlikte bu şekilde bir hediye gibi yani. Balıkçılığa destek vermek için, hobiye yeni başlayıp işte malzeme alacağım ama bütçem yetmiyor diyenler için, bizi takip edip bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımıza böyle fırsatlar, takipçilerimiz faydalansın diye. Hadi size iyi seyirler bakalım. Hazırlıklar yapılıyor. Hafif kurşundan başlayıp 250 grama kadar testler yapacağız. Ersan Bey, Şampiyon Murat Bozkurt, Daiwa Emden Makine, Shimano Bullsey, Daiwa Sea Hunter, Daiwa'nın Power Mesh, Saiko A14 DSC. Gürpınar Beach'ten herkese selamlar. Şöyle gösterelim. En ağır kurşun 250 gram. Hafiften evet. En yüksek. Kaç gramla başlarsın? 100 gramla başlayalım. 110 gramla, 120 gramla. Artık ne varsa. 155 gram. Palamut zamanı geliyor. Palamut da en çok kullanılan gramaj. Kamışımız Saiko DSC A14. Makinemiz Shimano Bullsey. Gramaj 155. Şampiyon Murat Bozkurt. Çıkan ses arkadaşlar şokun düğüm sesi. 155 gramı şey gibi attı yani. Çok iyi. Kamış incecik. Çok hafif, kemik gibi, hani derler ya kemik gibi, gerçekten öyle yani, incecik kamış, hafif ama çok güçlü. Evet, şampiyonun sertliğine dayanamayan kurşun böyle geldiği zaman da bu şekilde geldi, enteresan yani. Çok iyi. 155 gram attıktan sonra şimdi 200 gram kurşunla deneyeceğiz. Saiko DSC 14 ve Shimano Bullsey. Abu Bakar atarken diyor ya Azeri Spiker, acımıyor diyor zalimin oğlu. Bizim Murat Bozkurt da atış yaparken gerçekten acımıyor. En sert atışlarını yapıyor. Şampiyon dedi ki ben öyle 200, 215, 220, 230 uğraşamam. Bu kamış direkt 250 varsa 300 gram getirin dedi. Şimdi ne atıyoruz şampiyon? 250 gram atıyoruz abi. 250 gram evet arkadaşlar. Ya şöyle kamış gerçekten hani 100-130 gram hiç bana mısın demedi. Bir de çok diri bir kamış. Hani biz boğaz için söyledik ama levrek avlarında, patlak havalarda, lodos havalarda falan efsane bir
kamış yani olacak. Hatta demin Selçuk abiyle konuşuyoruz, ben de bir tane istiyorum gibisinden. İnşallah ben de bir tane alacağım bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. 150 gramı korkusuzca atıyor. Gerçekten kamış çok iyi, çok beğendim. Evet. Yani sen özellikle boğazdakiler için şey yaptın ama ben yemli avlarda efsane olacağını düşünüyorum. Patlak evet. Havada. Zaten önümüzde artık geliyor yani bizim havalarımız. Kamış alırken arkadaşlar, çok uzak mesafe atmak istiyorsanız tabii ki çok sert bir kamış. Dalgalı sert havalarda sert kamış, tubular kamış. Fakat boğazda kurşun arkası yapan arkadaşlar için o kadar sert kamış çok fazla makbul değil. Çünkü sert kamışın size bir geri dönüşü var. Geriye dönüp esniyor ve tekrar kendisini toparlarken omuzlarınıza ve dirseklerinize, yani tenisçi hastalığı dediğimiz dirsek hastalıkları veyahut da donuk omuz hastalıkları sert kamışla çok fazla atış yapanlarda olma ihtimali yüksek. O yüzden boğazdaki arkadaşlarımıza rica ediyoruz. Fazla sert kamışlarla çok sık atışlar yapmasınlar. Bir de spor yapıp, ama sopor şöyle, yapıp atsınlar. Evet. Şimdi boğazda devamlı 200-250 gram ve akıntıya karşı attıkları, hı hı, için hibrit kamışlar da onlara şey geliyordur. O yüzden tubular kamışlar tercih ediyorlardır. Tubular kamışlar hani orada biraz daha şey olur. Çünkü orada hassasiyet olur. Orada hassasiyet gerekmiyor. Bir tek yemli avlarda. Evet, yemli avlarda falan. Yemli avlarda gerekiyor. Şey oluyor ama diğer öbür türlü kurşun arkası, palamuttu, işte kaşıktı. Yıpar. Evet. Aha. Şey atarlarsa tubular, uç kamışlar. Şimdi, onlar için daha büyük avantaj olur. Tubuların diğer yani ben yaşlardakilerin kullanmasını önerdiğimiz Siyandır ve Power evet. Match kamışları var. Onlar bunun kadar sert değil. Yani geri dönüşleri, size darbe vuruşları biraz daha yumuşak. Onlarla da birer atış yapacağız. Ondan sonra onlara da diğer makinamızı bir kombinleyelim. Evet. Daiwa. Evet. Bu kamış gerçekten perfect bir kamış. Hatta yakında bende de görecekler zaten. Evet. Enez avlarında, levrek avlarında yani %100 alıp kullanacağım tavsiye bir kamış. Tavsiye ederim diyorsun. Evet abi. Hangi atış yapacaksın Murat? İlk pendulum mu, OTG mi, sen seç. Pendulumun atış keyifli olur. Bunu herkes denemesin. Çok riskli, çok sert bir atıştır. Sıradan bir kamışı 3 parça yapabilir yani bu atış. Geri, geri, sağa, sola, yükle. Mermi, mermi. Gerçekten. Çok iyi gidiyor. Kamış çok diri. Şampiyon onayı verdi. Aynen abi. Gerçekten çok iyi bir kamış. Makine için ne diyorsun? Makine zaten abi kendini kanıtlamış. Evet. Shimano, Bullseye. Yani kalite. Kalite. Topuzuna kadar yani. Topuzu öbürlerinde böyle ince olur şey. Bunun çok rahat, sarımı falan çok iyi. Gerçekten. Zaten rahatlıkla yani evet. 4-5 kiloluk balığı rahat aynen çekebilirsin. Yani Shimano kalitesi tartışılmaz zaten. Gerçekten Shimano da zaten en iyi makinalarından biri. Hadi bakalım. Şimdi Sea Hunter'ı Daiwa M'den makine ile bir atış yapacağız. Evet, Sea Hunter'ı Ersan Usta kardeşimiz. Daha önce kullanmış mıydın Sea Hunter'ı? Ya Hunter kullanmadım da Power Mesh var bende. Aboneler bilir. Evet. Boğaz'da Power Mesh kullanıyorum. Çok memnunum. Sea Hunter da güzeldir diye tahmin ediyorum. Bakalım ilk atışı sana yaptıralım. Daiwa Sea Hunter ve Daiwa'nın M'den makinesi. Evet, sıfır kamış. Arkadaşlar videoyu izleyip like'larla, yorumlarla aynı zamanda videoya kanalımıza abone olanlar arasında bu 3 kamışı yarı fiyatına alabilmeleri için bir çekiliş yapacağız. Daiwa Sea Hunter atıcımız Hasan Usta.
şokumuz 0.30 0.57. İnce misinalar kullandığımız için bu şoklar olmazsa olmazımız. Evet, şimdi Ersan Usta Sea Hunter Kamış'ta bir atış testi yapacak. 140 gram mı? 140 gram. Şöyle kurşunu gösterelim. Atıcımız Ersan Usta Kamış makine Daiwa Sea Hunter Daiwa Emblem makine. Yani Lazuk, sen de oldukça iyi atış yaptın. Kamışı ağlattın resmen. Bayağı iyi gidiyor. Evet. Ama ilk atış olduğu için çekingen olduk biraz. Kamışı da ilk defa kullanıyorum. Gayet güzel. Yani pek hissetmedi 140 gram. Evet. Hafif rahat bir kamış. Şimdi bunları boğazda önerdiğimiz için, bunlar boğazda kurşun arkasında insanları yormayacak. Geri dönüşünde çok sert olmadığı için diğer kamışlar gibi size darbe vurmayacak. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzun süre atış yapanlar için tavsiye etmiş olduğumuz bir ürün. Bugüne kadar da sıfır problemle verdiğimiz insanlardan hiçbir geri dönüş olmadı. Teker değişikliği. Evet. Şöyle 200 gram. Mühimmat değiştirdik. Yarı OTG diyelim yani. Tam OTG değildi. Sonuçta da Murat Bozkurt abisi gibi başarılı bir atıcı. Hala çekingen atıyorum yani, alışamadım. Ama ne kadar abanırsanız abanın atacakmış gibi hissettiriyor. 200 gramda şampiyon da rica etsek bir atış, evet, yapar mısın? Evet, kurşunu gösterelim bir şampiyon. 200 gram kurşun. Kamışımız Daiwa Sea Hunter. Makine Daiwa Emblem. Gramı çıkarttık. 250 gram. Bu kadar hafif bir kamış, insan tereddüt ediyor. 250 gram atar mı diye. Şöyle. Önce yaklaştıralım. Karadan denize doğru yapılan atışlarda mesafe ölçmüyoruz. Yani bazen tur sayıyoruz. İnsanlar yanlış anlıyor. Tur da saymıyoruz. Çünkü ipin havada bombe alması var vesaire var. Atış yarışması karadan karaya olur. Bunu daha ileride fırsatımız olursa yapacağız. Şimdi de Ersan Usta 250 gramla şöyle kurşunumuz. Üstelik atış stilinde yaylanarak atma var yani, şöyle bir. Abi o ivme kazandırmak yani, için. Evet. Tamamen kamışı denemek için daha sert, daha sert yükleniyoruz. Yani ayaklarıyla da yükleniyor. Şimdi de şampiyon Murat Bozkurt'la Daiwa Power Match. Artık uğraşamam dedi sizin 100, 125, 140, 150 gramlarınızda. Direkt 200 gramla. Şöyle, evet. Daiwa Power Match daha önce denediğimiz ve çok memnun kaldığım bir kamış. Onun performansını bildiğim için 50-100 gram buna uğraşamam yani, diyorsun direkt. Etmeyecek. Direkt 200 gramdan başladık. Zaten Boğaz'daki arkadaşların hani fiyat performans olarak alacağı bence tek ürün yani. Bravo. Teleskopik kamışta zirve diyebiliriz. Aynen. Hadi bakalım. 200 ve 250 gram atacağız. Evet, şampiyon 250 grama direkt diyor ki bam bam bam. Taktik maktik yok abi. Evet.
Kamış burada, kurşun burada. Teleskopik Daiwa Power Match. Makine Daiwa Emblem. 150 gram kurşun. Atıcımız Şampiyon Bozkurt. Çok harika bir atış. Tebrikler. Kamış nasıl kendini topluyor? Kamerada daha iyi görünüyordur yani 250 gramda bile. Atıyor böyle ok gibi kalıyor hani esneme falan. Sıfır. Evet. 250 gramla Murat Bozkurt görevi Ersan Usta'ya verdi. Yani o bir atış yaptı. Kurşun burada. Boğaz çocuğuyum dedi. Evet. 250 gram. Power Match benim boğaz kamışım. Çok güzel bir atışım. Bulse'yle de kombinledim. Benim takipçiler izliyorsa onlar bilir. Boğaz'da çok memnun olduğum bir kamış. Bayılıyorum bu kamışa Boğaz'da. Akşama kadar da 250 gram çinekop zamanı atıyoruz. Bana mısın demiyor. Evet, güzel bir gün sonuna geldik. Gürpınar Beach'te Daiwa'yı test ettik. Daiwa Sea Hunter'ı, Daiwa Power Match'i test ettik. Bunlara makine Daiwa'nın emblemini koyduk. Atıcımız Murat Bozkurt, Türkiye şampiyonu. Ersan Usta YouTuber, YouTube kanalı da var kendisinin. Savaş Karaçam, değerli bir arkadaşım. Her merada yanımızda beraber orkinoz avlarımız var. Her türlü avlara gidiyoruz. Bir de Saiko DSC-14 kamışını test ettik. OTG atışlar var, tandemler var, kafa üstü atışlar var. İnşallah güzel bir seyir olmuştur. Arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Aslan sana ne diyorsun, nasıl? Abi kamışlar 10 numara. Yani hepsi birbirinden değerli bence. Herkes bütçesine göre bu üçünden bir tanesini kesin almalı. Her avında bulundurmalı yanında diyorum. Aynen. Boğaz'da zaten hepsi Boğaz'a gider. Sizi yarı yolda bırakmayacak. Sezon da başlıyor. Şimdiden hepinize bol bereketli ağlar diliyorum. Hepinize rast gelsin. Şampiyon sen ne diyorsun? Kamışlar, makineler hepsi süperdi. Zaten atışlarda da kendileri görecekler. Evet. Gerçekten A plus ürünler. İzlediklerinde ve gördüklerinde ne demek istediğimi anlayacak. Savaş Karaçam, sana bir soru soracağım. Sor. Sen de esnafsın aynı zamanda bizim gibi. Bu yapmış olduğumuz uygulamayı doğru buluyor musun? Yani ürünleri tanıtıyoruz. YouTube kanalımıza abone olup da like ve yorum yapanlara %50. Bu doğru bir şey mi sence? Bence çok doğru abi. Çünkü izlenme oranı da artırır. İzlendikçe de insanlar bilinçlenecek. Doğru kamışı, doğru atışları öğrenecek. Biz güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Çünkü çok saçma sapan ürünlere gidip evet, dünya para vermeyecek. Taraflı bir çekim olmuyor. Yani. Tamamen doğal. Atışları zaten görüyorlar arkadaşlar. Ne kadar zorlandığını kamışlarını da görüyorlar. Ama herkes görecek ki bugünkü yarışmada birinci benim, seni solladım. Sen evet abi, onu saydığın için sen birincisin. Matematik hocasından kaynaklı. Tüm dostlara selamlar, takipte kalın, hoşçakalın.